never say this white guy. You say this guy. So why when you mention me, listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy. Salı günü oynanan temsilcimiz Başakşehir ile Paris Saint-Germain müsabakasında tüm dünyanın gözü önünde yine ırkçılık yaşandı. Maçın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere tüm futbolcular bu davranışa tepki gösterdi. Rakip takım oyuncuları da dahil. Irkçı hakem kendini savunmaya çalıştı. Tartışmalar sonrası Başakşehir soyunma odasına gitti ve tüm dünyaya bir ders verdi. Uzun süre maç oynanacak mı oynanmayacak mı derken maç bir sonraki güne ertelendi. You never say this white guy. You say this guy. So why when you mention me? Listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy. Dünyanın en prestijli ligi UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında gerçekleşti bu olay. Sloganı ırkçılığa hayır olan UEFA'nın hakemi tarafından hem de. Kolunda saygı yazan hakem tarafından. Irkçılık batının gerçek yüzü. Her fırsatta bizlere tarihinizle yüzleşin tavsiyesi salık verenlerin. Tarihi insanlık suçlarıyla dolu. Bu olay bir spor müsabakasında gerçekleştiği için bize tarihte yine bir spor müsabakasında yaşanan ve sonrasında gelişenleri hatırlattı. Tarih 1968. Mexico City Olimpiyat Stadyumunda 200 metre finali koşulmuş. Amerikalı siyahi atletler Tommy Smith ve John Carlos birinci ve üçüncü gelirken ikinciliği Avustralyalı atlet Peter Norman kazanıyor. 200 metrede birinci olan Amerikalı siyahi atletler Tommy Smith ve üçüncü gelen John Carlos hararetli bir şekilde madalya töreninde gerçekleştirecekleri protesto eylemini konuşuyorlar. Tek kaygıları ikinci gelen beyaz atletin şeref kürsüsünde ne yapacağı. John Carlos az önce kıyasıya rekabet ettiği ve ikinciliği kaptırdığı Norman'a yaklaşıyor. Ve aralarında şu diyalog gerçekleşiyor. Carlos, Norman'a insan haklarına inanıyor musun diye sorar. Norman evet cevabını verir. Carlos, peki ya Tanrı'ya der. Norman, hem de içtenlikle diye cevap verir. Bu diyaloğun ardından Carlos, kendilerinin bir eylem planladıklarını Norman'a anlatıyor. Norman da hiç düşünmeden cevap veriyor. Ben eyleminizi destekleyeceğim. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyin yeter. Bundan sonrasına hep birlikte karar veriyorlar. Carlos ile Smith'in anlattığına göre eldiven takma önerisi de Norman'dan geliyor. Hatta sadece bir çift eldiven olduğu için Smith sağ eline, Carlos da sol eline takıyor. Bu yüzden de farklı ellerini havaya kaldırıyorlar. Bir de yoksulluğu protesto için ayakkabı sası kürsüye çıkıyorlar. Norman ise onlarla birlikte siyah atletlerin kurduğu insan hakları için olimpiyat projesi hareketinin kokartını göğsüne takarak desteğini ifade ediyor. İşte bu meşhur fotoğraf bu şekilde ortaya çıkıyor. Bir anda tüm dünyanın dikkatlerini siyahi haklarına çeken ve gazetelerin ilk sayfasına geçen bu eylem Amerikan olimpiyat yetkililerini adeta çıldırtıyor. Smith ve Carlos'un spor yaşamları sona eriyor. Smith törende kendilerini direnmekten ve protesto etmekten başka seçenekleri olmadığını anlatırken Norman'ın farklı bir konumda olduğunu vurguluyor. Peter bir beyazdı. O günlerde siyahların haklarını savunma cesareti gösteren onurlu ve bel kemik sahibi beyaz çok azdı. Peter, Avustralya'ya döndüğünde kimse yüzüne bakmadığı gibi herkes tarafından yargılandı. Onun da atletizm kariyeri bitti. Spor çevrelerinden dışlandı. Tehditler, işsizlik ve tecrit nedeniyle öyle sıkıntılı günler yaşadık ki üçümüzün de ilk evliliği sona erdi, diyor. Eylemleri amacına ulaşmış ve tüm dünyanın dikkatini ırkçılığa, ayrımcılığa çekmeyi başaran son derece devrimci bu eyleme Batı adeta kin duyuyordu. 2008 yılında bu hikayeyi anlatan bir film de yapıldı. Peter Norman'ın yeğeni Matt Norman tarafından yapılan filmi de hikayeyi merak edenler izleyebilir. Filmin adı Salyum. Üç atletin o tarihi eylemiyle başlayan dostluğu ömür boyu devam etti. Peter Norman evinin bahçesinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu 64 yaşında yaşamını yitirdi. Aradan 52 yıl geçmesine karşın 200 metredeki Avustralya rekoru hala kırılamadı. Avustralya devleti siyahların eylemine destek veren Peter'ı bağışlamadı ama bu rekorun hala kırılamamış olması Norman'ın Avustralya devletine bir gülümsemesi olarak kaldı. Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın lütfen. Avustralyalı atlet Peter Norman, Carlos ve Smith'in omuzlarında son yolculuğuna uğurlanıyor. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı dünyayı sarsan o üçlü son kez omuz omuza. Carlos, Smith ve Norman eylemleri ve dostluklarıyla adlarını tarihe yazdırmayı başardılar.
Ancak kimse onların spor kariyerlerini bitiren, onları işsizliğe mahkum eden Olimpiyat Komitesi yetkililerini hatırlamıyor. Hatırlamayacak da. Onlar silinip gitti. Peter Norman, Tommy Smith ve John Carlos ise asla unutulmayacak. Listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy?